Balık Kitabı, Kitap Evi. Balık Kitabı'nda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde balık ve balıkçılığa ait anlatımlar, Osmanlı ve Bizans'ta Rumeli Feneri balıkçılığının tarihi, Anadolu, Orta Asya ve Sibirya'da deniz, göl ve nehir balıkları, balıkçıları ve balıkçılığına ait bilgiler verilmiş, bu sahalardaki uygulamalar, gelenekler, inançlar, alet edevat, balıkları isimlendirme yöntemleri, terminoloji ve etimolojiler kaydedilmiştir. Eski Türkçeden beri dilimizde var olan balık kelimesinin suda yüzen balık anlamının yanı sıra Balıkhisar, Balıkesir örneğinde olduğu gibi şehir anlamına geldiğinde belirtmek gerekir. Balık ve balıkçılar edebiyatın somut ve soyut çağrışımları arasındadır. Yunus Emre, balık kavağa çıkmış zift turşusun yemeğe diyerek absürt bir tasvirle abes hareketlere işaret eder. Şanlıurfa'daki Balıklı Göl'deki balıklar gibi bazı balıklar kutsallıkla ilişkilendirilir. Bu balıkların yenmesinin insana felaket getireceğine inanılmıştır.